Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi biz haberi verdik. İmza kampanyaları başlatılıyor. Bugün 75. gün. Ancak sanırım siz bugün son gittiğiniz görüşte kendisiyle görüşemediniz, gelemedi sizin yanınıza. Nedir son durumu? Şimdi son durumunu ben de avukatlardan takip ediyorum. Çünkü en son bir hafta önce ben annemi görebilmiştim kapalı görüşmede. Ve cuma günü de bir telefon konuşması yapmıştık kısa. Zaten son gördüğümde iyi değildi. Arkadaşlarının yardımıyla görüyordu. Kendi başına yürüyecek durumda değildi. Telefon görüşmesinde de sesi oldukça kötü geliyordu. Şimdi avukat görüşmelerine de epeyden beri çıkamıyor zaten. Sağlığı iyi değil. Gerçekten kritik aşamada ve daha önce de açıkladığımız sağlık sorunları devam ediyor ama şu an en önemlisi annemi sıvı almakta güçlük çekmeye başladı ve bu bizi çok endişelendiren bir durum. Çünkü sadece sıvıyla besleniyor ve vitamin alabiliyor annem. Dolayısıyla bu sıvıyı alamadığında çok ciddi şeyler olabilir, sağlık sorunları olabilir. O yüzden çok endişeliyiz. Yani annem benim görüşüme de çıkamadı ve bu çok endişe veren bir durum bizim için. Çünkü bugüne kadar en azından benim görüşlerime gelebiliyor. Kendisini zorlamıştı geçen hafta. Bu hafta demek ki o durumda da değil. Cezaevine gittiğimde işte bir kağıt imzalatmışlar anneme. İşte kendi isteğinle görüşe çıkmıyorum yazan bir kağıt bu. Yani bir anne herhalde evladının görüşüne kendi isteğiyle çıkmamazlık yapmaz diye düşünüyorum. Mutlaka durumu çok kötüydü ki çıkamadı. Yani korkuyorum açıkçası, hani bunları söyleyebilirim. Kendi isteğimle çıkmıyor ödemesi sağlık problemleriyle ilgili olsa gerek, öyle değil mi? Siz de öyle düşünüyorsunuz yani. Ben sağlığının evet el vermediğini düşünüyorum çünkü diğer türlü annem benim görüşme çıkardı. Yani çıkmayacağımı düşünmüyorum. Benimle görüşmek istemediğini düşünmüyorum yani açıkçası. Sağlık durumunun kötü olmasından dolayı çıkamadığını düşünüyorum. Sıvı alamadığını söylüyorsunuz. Muhakkak doktorlarla da sürekli görüşme halindesiniz. Sıvı alamaması aynı zamanda vitaminleri alamayacağı anlamına da gelir mi? Zira o vitaminler çok önemli. Şimdi hiç sıvı alamamasından bahsetmiyorum. Lütfen böyle yani bir yanlış anlaşılma olmasın. Sıvı alımında güçlük çekiyor artık. Yani güçlükle de olsa biraz sıvı alabiliyor. Ancak özellikle şekerli sıvı almakta çok zorlanıyor. Bu da ilerisi için tabii ki çok ciddi sorunlara işaret ediyor. Yani sıvı da alamazsa hani tabii ki söylediğiniz gibi bir yerden sonra o vitaminleri de alamayacak duruma gelmesi demek bu. Umarım o noktaya gelmez. Yani tek tek umudum annemin talebinin bir an önce karşılanması ve yani onun zarar görmeden bu sürecin sona ermesi. Şimdi kamuoyu oldukça tepki gösteriyor zaten. Bir de imza kampanyası başlatılmış. Biraz ondan da söz edebilir misiniz? Ne durumda? En son biz haberimizde verdik. 4000'e yaklaşmış. Tepkiler nasıl? Ya açıkçası ben onu çok yakından takip edemiyorum. Tepkiler yani sosyal medyadan yoğun bir şekilde paylaşılıyor. Onu görüyorum ben. Ben de paylaşmıştım. Yoğun bir katılım var gibi görünüyor. Umarım daha fazla bir destek olur. Yani bu imza kampanyası gerçekten bir şeye yarayacak mı bilmiyorum ama hani mümkün olduğunca duyarlılığın artması konusunda girişimlerimi sürdürüyorum ben de kızı olarak. Herkes de lütfen hani bu konuda duyarlı olsun. Çünkü annem çok aslında insani bir taleple yapıyor bu açlık grevini. Yani daha önce de belirtmiştim, yani toplumsal barışın yeniden yeşermesi, yani bu umudun yeniden yeşermesi için bir mücadele veriyor ve gerçekten çok kritik bir aşamada. O yüzden herkesten çok duyarlı olmasını ve bir şeyler yapmasını istiyorum. Herkes ne yapabilirse, yani çok küçük bir şey diye düşünmesin. Mesela bu imza kampanyası, bir imza çok şeyi değiştirebilir diye düşünüyorum. Önümüzde bir de dava süreci var. Yakında tekrar hakim karşısına çıkacak. Nasıl, ümitli misiniz? Nasıl bir sonuç çıkar? Mahkeme konusunda bir öngörüde bulunmak çok zor çünkü son iki duruşmasını ben takip ettim ve mahkeme heyetinin tavrı açıkçası
adil bir yargılama konusunda çok umut vermiyor. Zaten çıkan kararlar da o yönde. Yani en son katıldığım duruşmada savcı zaten avukatların savunmasını bile dinlemeden tutukluluğun devamı yönünde mütalaa verdi. Duruşmaya 5 dakika ara verildi. Birkaç dakika sonra yazılı karar geldi avukatların eline. Dolayısıyla zaten çok hukuki bir yargılama yapıldığını söyleyemeyiz. Annem bir milletvekili ve cezaevinde halen. Bunun hukukla açıklanabilecek bir tarafı yok. Dolayısıyla mahkemeden çok bir beklentimiz yok ama umarım tahliye edilir. Yine de bu umudumu korumaya çalışıyorum. Ama annemin de yani benim de bu mahkemeden pek bir beklentimiz yok açıkçası.